Bir durum besleyen birileri mutlaka vardır. Bunlar hani ne kadar herhangi bir devlete dahiller, hani gladyo tipi bir yapılanma mı ya da işte Ku Klux mı, Ku Klan mı, onun gibi bir örgütlenme biçimi mi? Bunu araştırmak gerekiyor. Yani herhangi bir devletin dahli var mı ya da devlet içinde odaklanan bir takım gladyo tipi örgütlenmeler mi bunu besliyor? Bunu araştırması gerekiyor. Yok, devletten bağımsız birkaç tane işte eğitimli eğitimsiz manyak internet üzerinden bir araya geliyor, örgütleniyor ve böyle bir şeye karar veriyorsa bu da sorun. İşte bu coğrafyayı terörize ediyorlar. Düşünün, Yeni Zelanda suç oranının en düşük olduğu, dünyadaki en düşük ülkelerden bir tanesi. En ağır suç işte trafik cezası, belki bir yaralama, böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bu ülkeyi bir adam terörize etmeyi başarıyor. Alarma geçirmeyi başarıyor. O yüzden de hani burada meselenin nereden kaynaklandığı üzerinde durmak lazım. Buna spesifik işte bir kendiliğinden böyle gelişen bir manyağın yaptığı bir iş derseniz defteri kapatırsınız, bir daha benzeri bir şey olur. Ama hayır, defteri kapatmıyoruz. Bunun sosyolojisi nedir? Arka planda ne var? Nereden besleniyor? Ve dediğiniz gibi bu kadar ülkeyi niye gezmiş bu adam? Bunun üzerinde durursanız ve gerekçelerini ortaya koyarsanız, o zaman bunu ortadan kaldırırsınız. Ben bunun çözümünü tekrar söylüyorum. Bana göre bunun tek çözümü Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üyeliğe alması, Avrupa Birliği'ne dahil etmesi ve kendi yeniden formatlamasıdır. Yani İslamofobik ve artık İslam düşmanlığı, İslam'a karşı faşizme dönen bu düşünceyi bitirmenin yolu Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil etmektir. Bu Avrupa Birliği'nin selameti açısından da önemli. Bu aynı zamanda İslam dünyasıyla onların entegrasyonu da sağlayacak bir çıkış yoludur. İşin geldiği, dayandığı nokta burasıdır. Bunun dışında her yöntem pansuman tedavisidir. Evet, bu İslam İşbirliği Teşkilatı bakalım ne olacak, ne çıkacak, izliyor olacağız. Şimdi...